Şeker pancarında geçtiğimiz yıl çiftçilere 1855 lira taban fiyat verildi. Bir yıl öncesine göre %27'lik bir artış sağlandı. Enflasyon karşısında çiftçi kayba uğramıştı. 5 Ekim 2023 tarihinde taban fiyat açıklandı ve 4 Mart 2024 tarihi itibariyle de çiftçilerin şeker pancarı paraları bankalara yatmaya başladı. Çiftçiler o süreden bugüne geçen enflasyonun etkisiyle 80 ton pancar üreten çiftçi 680 dolarlık kaybı oluştu. En az 10 çeyrek altın daha azalıyor. Yani o gün çiftçilere ödeme yapılmadığı için genelde uygulama ürün tesliminden 5 ay sonra para ödemesi gerçekleşiyor. Enflasyon karşısında çiftçi önemli ölçüde kayba uğradı. Sözleşmeli tarım yapılıyor. Şeker fabrikaları özelleştirildikten sonra fabrikaların uygulamaları farklı farklı devam ediyor. Özellikle kotada sorun var. Çiftçi pancarı yine de ekmek istiyor. Ama ödemeler 5 ay gibi bir süre sarktığı için enflasyon karşısında çiftçi geliri daralıyor. En az 10 çeyrek altın taban fiyat açıklandı ve kampanya döneminde ürünü teslim ettiği süreçten bugüne geçen sürede çiftçi kaybetmiş durumda. 80 ton pancar üreten bir çiftçi kampanya döneminde yani 5 ay önce fabrikaya teslim ettiği pancarın parası 4 Mart'tan itibaren hesabına yattığı için de 680 dolarlık kaybı oluştu. Çiftçiler geçtiğimiz yıl tohumu alırken verdikleri fiyat 9'a 12 lira arasındaydı. Bu yıl ise tohum pancarda 17 lira ile 21 lira arasında. Yani bir yıl öncesine göre de pancar tohum fiyatlarında önemli artış meydana geldi. Böyle giderse ileriki aşamada çiftçilerin pancar ekimleri düşecek. Ama çaresizlik çiftçiliğin sürmesine neden oluyor. Tohumun fiyatı artıyor, gübrenin fiyatı artıyor, mazotun fiyatı artıyor, çiftçinin gideri artıyor, geliri daralıyor.